Senin Mesih'teki yolculuğunu, tanıklığını alabilir miyiz senden? Kötü bir hayat yaşıyordum. Ben Rabbi çok aradım. Tanrı varsa bu Tanrı nerededir? İnsanın hiçbir şey bilmeden, Tanrı'yı bilmeden yaşaması çok kötü. İşkence de gibi. Biz o sıkıntılarla bile hep Rabbe sadık kaldık. Doktora dedim ki ben bu raporu kabul etmiyorum. Annemi biz apar topar hastaneye kaldırdık ama önce biz ona Rab İsa adıyla dua ettik. Dedim ki Rab İsa Mesih, korkmuyorum, iman ediyorum. Sen bana şifa vereceksin. Ve ben gökten ses duyuyorum. Sen benimsin. Böyle bir ses hayatımda duymadım. Kalktım bir baktım, nefes alıyorum. Kalp ağrım gitti. Rab bize çocuk hediye etti. Ve Rab her gün işliyor hayatımızda. Tanrı'nın sevgisini bana hiç kimse veremez. Beni kesin öldürün, ben vazgeçmeyeceğim Hristiyanlıktan. Merhaba sevgili Kanal Hayat dostları. Yeni bir Dar Kapıdan Girenler programıyla daha sizlerle birlikteyiz. İncil'imizde İsa'mız bize dar kapıdan girmemizi öğütlüyor. Yaşama götüren kapı dardır, yolu da çetindir diyor. İşte biz bu programda İsa'nın öğütlediği bu dar kapıdan geçerek çetin yoldan geçen kardeşlerimizin tanıklıklarını sizlere ulaştırıyoruz. Bu sefer ülkemizden uzakta, Türkiye'mizden uzakta bir yerdeyiz, Fransa'da. Fransa'da Mesih'e gelmiş olan, ondaki yeni yaşamın tadına varmış olan ve hayatını Mesih'e vermiş, emanet etmiş olan kardeşlerimizin tanıklıklarını sizlere ulaştırıyoruz. Bizlere bereket olan bu tanıklıkların aynı zamanda sizlere de bereket olacağını, sizlerin hayatlarına da dokunacağına iman ediyoruz. Yüreklerinizi açın. Rabbin sizlere kutsal ruh aracılığıyla konuşmasına fırsat verin. O zaman hayatlarınızın değiştiğini, kardeşlerimizin tanıklıklarında gördüğümüz o değişimin, o dönüşümün sizlerin hayatlarında da olduğunu göreceksiniz ve sizler de onun birer tanığı haline geleceksiniz. Bugünkü konuğumuz Florin kardeşim. Florin, hoş geldin değerli kardeşim. Hoş bulduk. İnan... Gerçekten senin tanıklığını dinlediğimde arada daha öncesinde yüreğimi ısıttı. Rabbin muhteşem işleri senin hayatında. Ama aynı zamanda senin bir cevher olarak yüreğini ona açman ve onun seninle çalışmasına fırsat vermen. Müthiş. Ve ben inanıyorum bana çok büyük bir bereket oldu. Aynı zamanda izleyenlere de çok büyük bir bereket olacak sevgili kardeşim. Amin. Ben merak ediyorum 10 yıl sonra acaba Florin nerede diye merak edeceğim. Ne yapıyor diye merak edeceğim. Sevgili kardeşim, ben Rabbin seni çok güçlü bir şekilde de kullanacağına iman ediyorum. Evet, sen Mesih'teki yeni doğuş deneyimini ne zaman yaşadın? 4 ya da 5 yıl önce, 2014 yılındaydı. Evet. Ben nişanlandım, sonra beraber Almanya'ya gittik ailemizin yanına. Onlar Mesih'teydi. Zaten biz oraya geldiğimizde tam da böyle paylaşım zamanında geldik ve o zamanda geldiğimiz için bize paylaşıma katıldık. Öyle yani katıldık, duyduk, bekledik. Sonra da yakınlarımızla böyle hoş geldin falan sohbet ettik. Ve bütün bu bizim bu dönemde hep Rabbin sözünü duyduk, hep ilahiler söylendi, hep dualar söylendi, edildi. Ve benim hayatımda bu yoktu. Biraz ondan bahsedebilir misin? Ondan önce, o 4 yıldan önceki Florin'in hayatında nasıldı? Evet, ben Katoliktim önceden. Evet. Keldaniyim ve 10 yıldan fazla Katolik Kilisesi'ne hizmet ettim. Koraldaydım. Yani, korodaydım. Evet. Orada işte böyle her pazar şarkı söylüyor, yani şarkı değil de ilahi söylüyorduk. Ve her cumartesi de kateşisme gidiyordum. Prova için falan. Sonra işte ben ne kadar böyle hizmet olsam bile kendimi Rab'den biraz... Yani çok uzak hissediyordum. Ona sanki yaklaşamıyordum.
Rab korkusu vardı içimde ama işte sanki ona ulaşamıyordum. Ve benim kalbimde hep böyle bir korku vardı. Ben ölürsem nereye gideceğim? Ben ne olacağım? Bana ne olacak? Böyle bir korku bazen beni sarıyordu çünkü ben biliyordum sonra ebediyen bu kalacak. Ve cennet bana ulaşılmaz gibi geliyordu. Çünkü kendimi layık görmüyordum. Ve ne zaman biz gittik Almanya'ya, o andan itibaren böyle sıcaklık geldi kalbime, çok iyi geldi bana. Ve ben dedim, ne güzel böyle yapıyorlar, keşke biz de yapsaydık. Böyle Rab onların hayatında ne kadar çok var, yani ona değer veriyorlar, biliyor musun? Bizim hayatımızda tek bir saat belki haftada böyle Rab'bi anıyorduk, o kadar yani. Ve sen o zaman Almanya'daki o grupla biraz bir araya geldiğinde, kendi Fransa'daki o kilisedeki deneyimi karşılaştığında çok farklı olduğunu gördün. Çok çok farklı. Yani orada gerçekten Rab'bin sevgisini derin derin hissettim. Bunu kalbimde hissettim. Ve İncil'i okumayı istedim. Orada tövbe ettim. Çünkü bir gün Almanya'da kardeşimle birlikte bir genç toplantısına gitmiştik. Ve orada Rab öyle sağladı, adını bile hatırlamıyorum, bir adam vardı ve bir benzetme verdi bana ve ben orada Rab benim kalbime gerçekten dokundu. Ve o an ben dedim ki tamam, ben hayatımı gerçekten Rab'be vermek istiyorum. Benzetmeyi hatırlıyor musun? Evet. Bana demişti işte sen sanki böyle bir şey senin hayatındadır. Yani mesela bir uçak var ve bu uçağın içindekilerine güveniyorsun. Pilota, yani bütün bunlara. Sen biliyorsun bu uçak bu yerden bu yere varacak. Sen bundan eminsin ama sen içinde değilsin diye söyledi bana. Sonra dedim ya gerçekten öyledir. Ve sonra ben dedim ben içinde bile olsam ben layık olmayacağım Rab'be. Sonra başka bir benzetme verdi. Dedi ki şimdi benim bir oğlum var. Benim oğlum yürümeye öğrenecek. Önce böyle emekleyecek. Ya öyle yapacak, sonra ayağa kalkacak, tutunacak, sonra kendi kendinden yürüyecek, düşecek ama ben babası olarak geleceğim, onu tekrar ayağa kaldıracağım ta ki o öğrenene kadar. Dedi sen de Mesih'te böyle olacaksın işte. Rab beklemiyor sende sıfır hata. O biliyor sen hata yapacaksın ama o hep senin arkanda olacak ve sana yavaş yavaş sana yardım edecek büyümen için. Ve o an kalbim gerçekten yani etkiledi beni o benzetme ve o an ben kendimi Rab'be vermek istedim. Diz çöktüm daha ve önceki, tövbe ettim. Onu da söyle lütfen tekrar. Daha önceki hayatında kiliseye gidiyordun, sana göre hizmet ediyordun. Evet. Yani öyle öğrendin, belki hizmet etmen gerekiyor. Yıllarca şarkı söyledin, korodaydın, ilahi söyledin. Evet. Ama o içindeki boşluk gitmedi. Ve sonra hala kendini Tanrı'dan korkuyordun ama layık görmüyordun. Ne düşünüyordun? Niye kendini layık görmüyordun? Herkesin düşündüğü gibi Rab'be gelmeden önce ben diyordum işte günahkarım. Rab günaha bakamaz ve ben hiçbir zaman nasıl yapacağım ben günah yapmadan? Kendime yeterince güvenmiyorum. Ben mutlaka yapacağım günahlar. Ben Rab'be layık değilim yani. Böyle bana cennet ulaşılmaz geliyordu kendime bana. Ben diyordum kim kurtulabilir ki, emin olamayız. Ben böyle düşünüyordum. Ve bilmiyorum, layık görmüyordum kendimi. Ve ben koroda olsaydım bile bu korku hep vardı içimde. Ben ölsem şimdi ben nereye gideceğim? Sonra orada bu kişiyle konuştun ve o kişi senin yüreğini ikna etti. İkna etti ve o an içime böyle bir ateş girdi. Rab'bin sözünü okumak istedim. Çünkü ben 10 yıl hizmet etmiş olsam bile İncil'i okumuyordum ve Tanrı'yla zaman geçirmiyordum. Sadece belki yatmadan önce böyle ezbere bir dua ediyordum, o kadar yani. Ben İncil'i okuduğum itibaren böyle Rab tek tek kendini bana açıkladı. Rab'bin sevgisini böyle
düpedüz gördüm İncil'de ve bu beni çok çok etkiledi. Ve böyle bir arzu geldi içimden, ben de Rabbe her şeyimi vermek istiyorum. Ben onun dediğini yapmak istiyorum, okuduğumu hayatımda gerçekleştirmek istiyorum. Elimden geldiği kadar. Ve öyle o arada geri geldiğimiz zaman ben evlendim. İstersen şimdi burada duralım, tamam. Kısa bir ara verelim, aradan tamam. Sonra devam ederiz. Okay. Merhaba sevgili Kanal Hayat dostları. Aradan sonra tekrar birlikteyiz. Aradan önce Florin kardeşimizin tanıklığını dinliyorduk. Onun dilinden anlamışsınızdır belki. Kendisi şimdi Fransa'da, bizler şimdi Fransa'dayız. Bu tanıklık programımızı Fransa'da çekiyoruz. O Mesih'teki yeni doğuş deneyimini Fransa'da yaşamış. Bir Hristiyan bir ailede aslında doğmuş, büyümüş. Ama Rabbi çok tanımamış. Sonra bir gün ailesiyle beraber Fransa'ya Almanya'ya bir gezi için gittiklerinde orada içine katıldıkları o toplantıda, toplulukta deneyim onun dünyasını, onun hayatını tamamen kökten değiştirmiş. Ve oradan dönüşünden sonra, Fransa'ya döndükten sonra hayatında çok önemli gelişmeler oluyor. Ve şimdi geri kalan kısımda bu gelişmelerin nasıl olduğunu, Rabbin onun hayatında nasıl çalıştığını kendisinden duyacağız. Evet Florin kardeşim, şimdi Almanya'daydın, oradaki o deneyim senin yüreğini çok değiştirdi, hayatını Rabbe vermek istedin. Yüreğine bir ateş gibi Rabbin sevgisi geldi, onun sevgisini gördün, İncil okumak istedin, kutsal kitap okumak istedin ve Fransa'ya geri döndün. Burada kalmıştık, lütfen buyur, oradan sonrasını alalım. Fransa'ya sana. Geri döndüm ve İncil'i düzenli olarak okumaya başladık ailece ve ben de böyle yani ben de okuyordum. Ve ama aynı zamanda Katolik Kilisesi'ne gitmeye devam ediyordum. Fakat bazı şeyler değişmeye başladı benim yani nasıl söyleyeyim? Hayatımda. Mesela kiliseye gittiğim zaman artık bazı şeyleri yapmıyordum artık. İncil'de okuduğum şeyleri yanlış gördüğüm şeyleri artık yapmıyordum ve ama ben kendimi yine de yani kendimi Katolik olarak tanıyordum. Öyle görüyordum kendimi. O arada işte evlendim. Çünkü zaten nişanlıydım. Kaç yaşındaydın o zaman? 22-23. Evlendim. İlk sene çok iyiydi. Çok iyi geçti. Sonra yavaş yavaş eşim fark etti, ben artık kilisede tam onun gibi yapmıyorum. Bazı şeyleri atlatıyorum ya da bazı duaları etmiyorum, bazı şeyleri yapmıyorum diye fark etti. Ve o bana dedi, neden yapmıyorsun? Sonra ben onu anlatmaya çalışıyordum. İncil'e göre yani yanlış görüyorum, onun için yapmıyorum ama bu benim yani problem değil. Yani ben geliyorum yine de kiliseye. 2 yıl boyunca yani devam ettim Katolik Kilisesi'ne gitmeyi. Kendimi farklı görmüyordum aslında ondan. Gerçekten görmüyordum kendimi farklı ondan. Ancak yavaş yavaş ben farkına vardım. Bir problem var. Nedir bilmiyorum ama bir problem var. Biz anlaşamıyoruz. Yani ikinizin ilişkisinde bir problem var. Problem var din yüzünden. Yani inanç yüzünden ve ben düşünüyordum acaba neden, çünkü o da İsa Mesih'e inanıyor. Neden bu problem oluyor ki aramızda? Ben anlamıyordum önceden, tabii ki şimdi anlıyorum ama önceden anlamıyordum. İmanda çok zayıftım, daha çok küçüktüm. Ve ne kadar böyle zorluklar geldi, daha çok Rab bana açıkladı sözünü. Evet, farklısınız. Evet, bir fark var. Ve bir ara evde çok zor olmaya başladı. O an ben gitmek zorunda kaldım kendi evimden ve 2 ay boyunca yine annem babamın evine döndüm. Ve
Nasıl, kavgalar mı ediyordunuz? Ya yani, çok kavga vardı. Tartışma. Çok tartışma vardı. Çok ben İncil'i rahat rahat okuyamıyordum. Ya her zaman böyle ağırlık vardı benim omuzumda. Rab'be gidemiyordum aslında çünkü okuyamıyordum. Çünkü işim rahatsız oluyordu. Görüyordu ki ben okuduğum zaman değişmeye başlıyorum ve o rahatsız oluyordu. Ve ne zaman babamın evine döndüm, 2 ay boyunca, ben tamamıyla serbesttim. Orada okudum İncil'i, istediğim kadar dua ettim ve başladım evangelik kilisesine katılmaya. Müjdeci kilisesine, evet, müjdeci katılmaya, evet. Onlarla birlikte. Ve ben o an gördüm, çok büyük bir fark var benim gittiğim kiliseyle. Orada Rabbi hep beraber övüyorlar, hep beraber dua ediyorlar ve ben bunu çok sevdim. Fransızca mıydı? Fransızca. Mıydı? Evet. Çok çok sevdim. Böyle bir pastör var, İncil'i okuyor ve İncil'i sonra okuduğunu açıklıyor. Ve hayatımıza nasıl uygulayacağımızı onu açıklıyor. Evet. Yani ben orada büyüdüm. 2 ay boyunca böyle korkunç bir şekilde büyüdüm. Rab aynı zamanda bütün yaralarımı tek tek böyle kapattı. Böyle bana çok sahip çıktı Rab. Ve ne zaman beni böyle silahladı, çünkü benim silahlarım yoktu. Ben bütün bu problemleri silahsız şey yapıyordum. Mücadele ediyor. Evet. Ve ne zaman Rab beni böyle silahladı, geri döndüm evime. Geri döndüm, ilk böyle sanki güzeldi, düzgündü ama sonra hemen anladım ki hiçbir şey düzelmedi. Hatta daha beter oldu. Ama çok farklı bir şekilde ben artık o problemlerin üstünde geliyordum. Çünkü bana Rab gereken silahları vermişti. Ne demek istiyorsun silahlar derken? Yani ben biliyorum da izleyicilerimiz belki bilmiyorlardır. Belki evine silahlarla döndüm falan. Hayır. Bu ruhani silahlar. Yani onun sözünü içime işledi, sözlerini tek tek işledi ve bana sözünü açıkladı ve bunlar hep benim kalbime işledi. Beni güçlendirdi böyle. Ve ben anladım. Hani diyor ya Efeslilerde, siz kan ve etle savaşmıyorsunuz. Siz savaşınız, düşmanınız görünmez güçlere karşı ve onun için ben artık bütün yöntemlerimi değiştirdim. Artık ben duayla karşılık verdim. Duaya sığındım ve kötülükle karşı artık vermek istemedim. Ben Rabbin isteğine göre yürümek istedim ve o an çok problem olsaydı bile ben çok huzurluydum. Ben artık kalbimde öyle hissediyordum, ben kurtuldum. Ve bu sevinci hiçbir şey benim elimden alamazdı. Öyle ben mutluydum, huzurluydum Rab'le beraber. Evet, eşimle aram hiç iyi değildi. O zaman da... O sendeki bu değişiklikleri gördüğünde hoşnut olmuyordu herhalde. Olmuyordu çünkü hatta bugüne kadar da diyor sanki sen umurunda değil. Sanki senin umurunda değil. Yani öyle rahat görüyor beni. Sanki umurunda değil. Sonra ben ona anlatmaya çalışıyorum. Umurumda, çok umurumda. Ama ben kendimi Rab'be bırakıyorum. Bütün acılarımı ona bırakıyorum ve o bana çok destek oluyor. Eğer onu benden alırsan ki onu da istiyorsun, ben hiç iyi olmam ki zaten. Ben yerde olurum belki. Ama sen benim hayatımdasın. Ya Rab benim hayatımda diye, Mesih benim hayatımda diye ben böyle rahatım. Ama umurumda değil. Yani o sanıyor umurumda değil. O sana baktığı zaman seni hala güçlü görüyor. Çok güçlü görüyor. Hala seni böyle dik görüyor. Evet. O zaman o diyor ki, yani bak, evliliğimizde büyük problemler var, büyük sıkıntılar var ama sen sanki hiçbir problem yokmuş, mutluymuş gibisin. Ama evet, senin aslında o gücün Rab'den geliyor. Evet. Rab'deki imandan geliyor. Ama ben biliyorum
O farkında çünkü o beni hem güçsüz gördü hem de bu halimde gördü. İki halimde de gördü. O gördü ben nasıl zayıf olabilirim. O gördü ben ne halde olabilirim. Ve o şimdi görüyor ki ben hiç artık o hallere düşmüyorum. Onun için bile kendi kendine soruyor. Acaba artık beni sevmiyor mu? Artık umursamıyor mu? Aslında hiçbiri değil. Tek ben artık kendimi Mesih'e veriyorum. Hani diyor ya, ey yorgun olanlar, yükleri ağır olanlar, gelin bana ben sizin yükünüzü hafifletirim. Ben bunu birebir yaşıyorum işte. Hamdolsun. O zaman şu anda evliliğiniz ne durumda? Şimdi boşanma davası açmıştı, yani açtı. Ama öyle kaldı. Peki onun için en çok rahatsız eden şey ne? En çok şikayet ettiği şey ne? Aslında tam olarak bilmiyorum gerçekten. Ben biliyorum tek istiyor, beni eskisi gibi istiyor. Yani yine gel Katolik Kilisesi'ne gidip gel, bizim dua ettiğimiz gibi dua et. Bizim geleneklerimizi geri dön, öyle şeyler. Ama ben bunu yaparsam Rabbin sözüne sırtımı dönmüş olurum ve Rabbin bugüne kadar benim için bütün yaptıklarını boş vermiş olurum. Ben bunu Rab'be yapamam. Gerçek yapamam. Ve ben bazen böyle düşünüyorum. Rab, ben şimdi onun dediğini bile yapsam, benim evliliğim yeniden canlansa bile, ben nasıl mutlu olabilirim ki? Çünkü senin bana verdiğin bu mutluluk, bu huzur hiçbir insan oğlu bana veremez. Ve o bana demişti, işte geri gel, dünyayı ayağına sererim. Öyle demişti bana. Ama o bilmiyor, hani ben bir ilahi yapmıştım, aynısını tekrarlıyorum. O bilmiyor ki ben ondan çok daha zenginim. Ve o bana zaten var, bende var olanı bana dengesiz yani veremez. Aynısını bana veremez. Sen çok de daha, zaten var o değil ya, mi? Daha fazlası bana var. Bana verecekli ve verebilecekleri benim zaten sahip olduğumdan çok daha aşağıda olur. Hamdolsun. O zaman dedin ki durdu. Yani sana boşanma davası açtı eşin ama durdu. Durdu. Yani bir ümidin mi var? Yani ne düşünüyorsun? Mutlaka ruhsal bir savaş yapıyorsun hala. Ben elimden geldiği kadar yani haftada en az bir sefer oruçta tutmaya çalışıyorum kendim onun için. Ve her gün dua ediyorum onun için. Nasıl dua ediyorsun? Duadaki hedefin nedir? Diyorum ki Rab, aynı ben nasıl seni tanıdım, o da sevgine ulaşsın. O da kalbi kavrayabilsin senin sevgine ki o da sana sana layık olan... Fransızcasını söyle, belki buluruz. L'intérêt, qu'il te porte l'intérêt que tu mérites. Yani evet. Sana olan... bilmiyorum. Tamam. Değeri, sana olan değeri... Sendeki sana değerini anlasın senin değerini anlasın. Ve zamanını da gerçekten seni arayarak geçsin. Yani sen gerçekten kimsin ve İncil'ini nihayet okusun biraz. Hamdolsun kardeşim, hamdolsun. O zaman ümitlisin, o zaman onun için dua etmeye devam ediyorsun, onun için oruç tutmaya devam ediyorsun. Senin niyetin bu evliliğin bitmesi değil. Ama yok. Mesih'te buluşmak, onunla birlikte evet. Mesih'te buluşmak. Diyorum ki Rab, sen nasıl istersen öyle olsun. Yeter ki beni senden mahrum bırakma. Ve yeter ki elimi bırakma. Aynı o Daniel'in arkadaşları dediği gibi ben Rabbime sadık kalacağım ve benim yardımıma koşsa da koşmasa da ben ona hizmet edeceğim ve artık eski yaşantıma asla geri dönmek bile istemiyorum. Hamdolsun Florin. Çok teşekkür ederim sevgili kardeşim gerçekten. Hepimize dokunduğuna eminim, hepimizin yüreklerine dokunduğuna eminim. Hem imanınla, hem bu kadar genç yaşta Rab'de bu kadar güçlü durman, dik durman. Rab seni bereketlesin. Önünde amin. Çok uzun bir ömür var. Amin. Bundan sonra seni bırakmak istemeyiz ama zamanımız doluyor. Geri kalan hayatında Rab'le
Rab'le ilgili düşündüğünde hayalin nedir? Şimdi evliliğim bir yana, en önemlisi ilk amacım Rab'bin yolunda daha çok büyümek. Onun hizmetinde, onun beni çağrısına girmek. Ve istiyorum ki Rab beni imanda daha çok güçlendirsin. Çünkü benim gözümde benim imanım çok küçük. Ve istiyorum ki daha çok böyle iman edeyim. Daha çok içimde Mesih'in doğrultusu güçlensin ki ben konuştuğum zaman ondan insanlar sarsılsın, ben değil. Öyle olsun, biz senin için öyle dua edeceğiz sevgili kardeşim. Çok teşekkürler. Evet sevgili değerli Kanal Hayat izleyicileri, Florin kardeşimizin tanıklığı eminim yüreklerinize çok dokunmuştur. Bu genç yaşında Rab'deki o Rab'be bakışı, Rab'deki sağlamlığı, ondaki deneyimi eminim sizlerin yüreğine de çok dokunmuştur. Beraber onun için dua edelim, onun evliliği için dua edelim. Rab onun eşine dokunsun, onun yüreğini değiştirsin ve onları bir araya getirip Mesih'te büyütmeye devam etsin. Florin kardeşimize eşini kullanmaya devam etsin. Ama aynı zamanda sizin evlerinizde de böyle sıkıntılarınız varsa Rab size de aynı şekilde dokunsun ve sizlerin hayatlarını da değiştirsin. Yeni bir Dar Kapıdan Girenler programında tekrar buluşuncaya kadar hoşça kalın. Senin Mesih'teki yolculuğunu, tanıklığını alabilir miyiz senden? Kötü bir hayat yaşıyordum. Ben Rabbi çok aradım. Tanrı varsa bu Tanrı nerededir? İnsanın hiçbir şey bilmeden, Tanrı'yı bilmeden yaşaması çok kötü. İşkence de gibi. Biz o sıkıntılarla bile hep Rab'be sadık kaldık. Doktora dedim ki ben bu raporu kabul etmiyorum. Annemi biz apar topar hastaneye kaldırdık ama önce biz ona Rab İsa adıyla dua ettik. Dedim ki Rab İsa Mesih, korkmuyorum, iman ediyorum. Sen bana şifa vereceksin. Ve ben gökten ses duyuyorum. Sen benimsin. Böyle bir ses hayatımda duymadım. Kalktım bir baktım, nefes alıyorum. Kalp ağrım gitti. Rab bize çocuk hediye etti. Ve Rab her gün işliyor hayatımıza. Tanrı'nın sevgisini bana hiç kimse veremez. Beni kesin, öldürün. Ben vazgeçmeyeceğim Hristiyanlıktan.